Hadi. Yıl oldu Gümüşhane Merkez Sevilta köyünden ikamet eder İstanbul'a. Tabii orada inşaat müşterilik yaptığımızdan İstanbul'un stresi yoğun. Bu yoğunluğa bizi yorduğu için memleketimize geriye döndük. Yazları geliyoruz daha doğrusu. 2160 rakımlı dağ evimizde önce bir çadır kurmakla başladık. Stres atmak için. Daha sonra seneler geçtikten sonra ev yapma ihtiyacı duydum. Arazide tapulu arazim olduğu için kendime bir ev yaptım. Altına da mescit yaptım. İnsanlar burayı merak etti. Merak edince daha çok ziyaretçi gelmeye başladı. Ziyaretçi gelmeye başladıktan sonra piknik alanları, işte hizmet piknik alanları yapmaya başladık. 3-4 tane piknik alanı yaptık. Misafirhane yaptık. Tandırhane yaptık. Geliştikçe daha sonra bir asma köprü yaptık. Asma köprü yaptıktan sonra karşısına da bir kafe yaptık. Yani İstanbul'dan memleketine gelip de civar köylerden dahil olsa ya Trabzon'a kadar burayı herkes artık 10 senedir ziyaret ediyorlar. Yani ziyaretçilere de hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada bir ücret karşılığı değil. Buradaki yani Allah rızası için diyelim. Başka bir amacımız yok. Bizim yani hem kendimiz gelip İstanbul'un stresini atıyoruz. Bir de gelen misafirlerimize burada eğer bir hoş, bir piknik yaptırabiliyorsak, gününü yaşıyorsa bize ne mutlu. Yapmak istediğimiz bu. Bundan sonra yapacağımız projemiz de yaptığımız köprüden karşıya bir yerimiz var, bir mesire alanı. Onun üzerine bir 200 metre bir köprü düşünüyoruz. İşte onun bir şu anda proje aşamasındayız. Köprü 40 metre boyunda, aşağıya derinliği de onun 30-35 metre gibi. Yani bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Montajını dahi kendim yaptım bunu. Burayı duyduk. Daha önce de geldik. Bir abimiz burayı yapmış. Daha önce ev olarak kullanıyormuş. Sonradan buraya asma köprü, mangal, tabii piknik alanları kurmuş. Çok güzel olmuş. Burayı da beğendik. Bir daha gelmek arzusunda kaldık yani. İlginç olan neydi? İşte asma köprüsü ve havası, yüksekliği. Yani böyle bir havayı hiçbir yerde bulamazsın yani. Yani Gümüşhane'nin aşağı yukarı merkezine kadar neredeyse dağlarını görebiliyoruz yani. Kabaköy'dekiler böyle bir yerin olduğunu söylediler. İşte bu yerin sahibi de İsmet abi söylediler. Kendi şahsı olarak yaptı yani. Ticari amaçlı değil. Bir de asma köprüler, işte böyle temiz manzara. Buraya gelen herhalde birkaç gün gelse herhalde birkaç senelik gençleşir diyebilirim. Öyle bir güzel bir temiz havası var. Yani buradan çıktığın zaman o asma köprüden bir tarafta Karadeniz'in yaylaları, bir tarafta Gümüşhane'nin köyleri, kale, Kelkit, bütün dağlar mis gibi. Ben daha ne diyeyim ya, hayranım yani. İnşallah ilk geldim, bunun da devamı olur ve herkese tavsiye ederim.
fotoğraflarını nerede paylaşıyorsun abi?